Aynen. Zuhan Hanım, iyi ki girdim. Niye? Yapılmamış lahmacun var, bozulmuş lahmacunlar var. Bozulmuş ne demek? Yani ya? Yamulmuş, hiç bir kenara atılmış. Ha, şekli bozulmuş. Şekli evet, bozulmuş, evet. Herhalde yapılmamış, bir kenara koyulmuş. Bayağı dağınık halinde servis hazırlanıyor. İzin verdi mi size Sibel bu arada? Buyurun dedi ya bana. Sibel izin verdi mi? Efendim? Sibel gelin. Gelin hanım. Ben kayınvalideden izin aldım ama. Buyurun girin dedi bana. Lahmacunları yapacak bir şey yok. Şu şekilde kesip vereceğim. Yapacak hiçbir şeyim yok artık bu saatten sonra. Olmadı, aksilik oldu. Keşke olmasaydı ama oldu. Şu şekilde. Şu lahmacunumu da alacağım. En azından o sıcak. Büyük ihtimalle olmuştur diye düşünüyorum. Aynen, olmuş. Yapacak bir şey yok, kurtarabildiğimizi. Şimdi ben fırınımı kapatacağım. Ve köftelerimi sıcak olması için fırına koyacağım. Dün son an benim mutfağıma girmek istedin tekrar. Evet. O dağınıklığı görmek için. Evet. Dağınık, herkesin mutfağı dağınık. Ah, ben hijyen istemedim. Bir saniye. Bir tepsiye koydum. Tepsiye bu sefer hamur, orası sıcak olunca hamur saldı ve yapıştı. Aynen böyle bir aksilik oldu. Artık anladım. Şey geçmiş olsun. Ha, sizin o yapışanları gördünüz herhalde. Hmm. Bayanık dağınık çalışmış. Necla Hanım bir şey söyleyebilir miyim? Buyurun. Ben yemek yaparken kesinlikle dağıtmam. Yaptıkça toplarım. Benim annem de öyledir. Bakın, ben de normalde öyleyim. Ama kesinlikle. Her yerde öyle olmanız lazım. Ama bir dakika, burada zamanla yarışıyoruz. Yani o yarışma kadar, bu ama. Hani böyle yarışma anlıyorum bu. Ama öyle konuşulduğu kadar kolay bir durum değil bu yani. Biliyorum, benim gelinim de yarışacak. Yani sizin de geliniz yarıştığı zaman ama inşallah temizler toplar. Evet. Ama benim de kayınvaliden mutfağa gireceksiniz gününüzde. İzin verirsem. Sen i̇zin girdin. Verirsen. Sen girdin ne ama. Ne demek izin verirsen? İzin verirsen diye bir şey yok. Sen girdin. Hayır. Sen kendinden çok eminsin. Kusura bakmayın ama ben de izin vermedim. Girdiniz. Evet. Ben de izin. Buyurun dedi. Kusura bakmayın. Kendinden benim kayınvalidem de sizin girecek. Daha girer 20. Yani aynen öyle daha olmadan. İçeriye girdiniz, oturmadan masaya yorum yaptınız. Ama yani birdenbire bu kadar bence yorum yapılmaz yani. Ben hijyenikle alakalı bir şey demedim ama dağınık. Zaten hijyen konusunda beni eleştiremezsiniz. Ben de zaten felaket. Ben zaten benim motivasyonum o mutfağın o şekilde dağınık olmasından bozuldu. Mutfağım dağınık olduğu için benim enerjim düştü. Bak ben böyleysem her yerde böyleyim. Emin olun her vallahi yerde. Vallahi sizin gününüzde de sizi göreceğiz inşallah. Geliniz pırıl pırıl yapar içeriye. İnşallah. Diye düşünüyorum. Ben mutfağa girmesine karşıyım. Yani hani ben de izin vermedim. Bak ben karşıyım. Ben izin hatta dedim ki kayınvalidem buyurun girin dedi. Ama kapıcağı zor hakisi. Ben lütfen Sibel'e sor dedi. Evet. Buyur doğru dedim. Sibel Hanım'a lütfen sor dedim Sibel'e. Yani. Ben izin al dedim ama. Ben içecekleri getireyim. Tamam. Zuhal Hanım izin aldım ama buyurun dedi. Gelin dedi mi? Kayınvalide buyurun dedi. Evet, kayınvalide ben deyince. Ben demeden buradan kalktın. Ben mutfağa giriyorum dedi. Şu avukatlığa devam edin. Gününüze oynayın. Bence iyi oynuyorsunuz ama. Ben günümü oynamıyorum. Ben normalini söylüyorum. Biraz objektif bakıyorum olaya. Kesinlikle hiç objektif değil sizinki. Dün Remziye Hanım'ı da bayağı savundunuz. Ama olan olayları görüyorum. Şimdi sen görmüyorsun bunları. Yani olan olayları ne içersiniz? Görüyorum. Ben bir ayran alayım. Tamam. Ben girmem. Yine giren varsa girsin. Ben mutfağa karşıyım. Yani mutfağa girilmesine karşıyım ben. Lahmacun yarım geldi. Neden? Evet, çünkü lahmacunların dediğim gibi azizine uğradım. Ben onları tek tek yaptım, tepsiye koydum ama mutfak çok sıcak olduğu için hamur kendini saldı ve yapıştı. Çıkartamadım tepsiden. Hmm. Ayran isteyen var mı? Yok. Yok canım, ben iyiyim. Yok. Tamam. Başka bir içecek arzu eden? Hanımefendi zaten soğuk çay içiyor. Evet, kusura bakmayın gerçekten yani. Dün getirdi kendi şişesini. Evet, yani sonra ben yanımda getireceğim artık. Hakikaten hani bana yemek konusunda birazcık böyle hani yemeğin yanında hani ben içim biraz tuhaf geldi. Ben doğru, haklısınız. Çok da geçmiş olsun. Evet, hiç ayran kusura içemiyorum, özürünü içemiyorum yani. Bir enteresan, bir tek onu içebiliyormuş evet, yemeği. Yani su bile içemiyormuş. Öyle denilince bana hani dedim ki acaba hani şey mi yapılıyor? Şaka yapıyorsun annetler. Yok, gayet ciddi, gayet ciddi. Yoksa tabii ki alırdım. Onun için mikser sana markette ısrarla söylemiş. Almayacaksın, almayacaksın. Ama işte hani bana da böyle şey geldi. İşte. Acaba hani şaka mı? Benim buzdolabımda devamlı bir şeyler, soğuk çayım devamlı var. Ay çok geçmiş olsun tabii ki. Hemen ilk açıyorum. Ay ben kızıma da Nil, ay ben diyorum hemen çayımı içeceğim. Ay kusura bakmayın gerçekten hani. Yani su vallahi yok, içemiyorum. Yalancı çoban, kimse sana inanmıyor, doğruları söylesen de. İsmini de öğrenebilir miyim? Sibel.
Sibel Hanım size cicilik yapıyor ama biraz önce sizin puanınızı kıracağını söylemişti. Vallahi artık yapacak bir şey yok. Evet, ben bu içecekten kırarım puan. Ben dedim ki öyle bir mecburiyeti yok ki herkesin size soğuk çay. Ondan puan kıramazsınız yani. Kırmamalısınız. Canları sağ olsun. Bence Necla Hanım puan kıracağım diyor ama hiç kıramaz. Ne yaptığını da bilmiyor. Gerçekten yarışmaya mı gelmiş? Kendi sosyetiliğini mi göstermeye mi gelmiş? Demek ki o avukatlığı göstermeye gelmiş. Hiç yarışmaya gelmemiş Necla Hanım. Buyurun Aynur Hanım, nelerden yediniz? Lahmacun yedim ama beğenmedim. Niye? Hem sert hem yani içi de böyle tam lahmacun böyle doldurursun ya. Hmm. Hani yediğin zaman o et tadı alırsın. O malzeme tadını almadım. Halep işi lahmacun tadı yok mu? Yok, yani içi çok az. Anladım. İç harcı diyorsun. Evet. Buyurun Ümmü Hanım, sizden de dinleyelim yemeklerle. Ben yalnız bir dolma yedim. Öbür hamur olduğu için biraz şey yapamıyorum. Dün de rahatsızlandım ya. Tattınız ama değil mi? Dolma aldım yalnız, güzel olmuş. Bir yudum su alalım. Tabii. Su mu? İşte bir yudum alacağım şimdi, şey yok. Aa, su içecek. Yutamadım. İşte soğuk çay olsaydı bayan şu anda zorlanmazdı. Bir de markette saçmalık diye bulduğunuz hiç hoş olmamış. Tuhaf. Hani size söylerken. Hayır, o anlamda söylemedim yani. Hani tuhaf geldi bana. Söylediniz. Hani çok saçmalık buldum dediniz. Yutamadım. İyi misiniz? Yok, iyiyim, iyiyim. Evet. Buyurun Remziye Hanım, siz yemeklere, yemek size bakıyor. Evet. Ben bu kabağı tuzsuzdur. Cevizi de yanmış, üstündeki cevizler evet, de yanmış. Cevizler yanmış. Gerisi iyi. Lahmacun hiç tadı tuzu yok zaten. Hiç lezzetli değil. Bir de kurudur. Dolma da biraz daha ekşi olsaydı, biliyorsunuz sumak kullanılıyor. Kuru dolmayı biz kuru dolma kurduyuz. Doğru. Ben limon tuzu falan kullandım ama nar ekşisi sumak var. Kullanılıyor. Nar ekşisi değil, sumak kullanılıyor. O da eksik, baharatları da eksik. Biz acı ve sumak yiyoruz. Yani biz dolmayı böyle yapıyoruz. Kuru dolma biraz, doğru. Evet. Kuru dolma ister, ekşi ve şimdi, tuz ve baharat ister. Onu yani biz biliriz. Onu iyi biliriz. Bizim de öyleydi. Lahmacun kuruluğunu, aynen, kuruluğu bizimki de kuru doğru. Ama ama. Baharatları falan hiç tat alamadım. Siz İçinden tat alamadım. Hamuru hadi falan. Normal olabilir de ben baharatından hiç tat alamadım. Anladım. Aynur Hanım? Şu kabağı beğenmedim. Hmm. Çok bana böyle tuzsuz sade geldi. Lahmacun dediğim gibi hamuru sert, içi hiç yani içinin tadını alamadım. Dolma? Dolma çok sade geldi yani baharat, ekşi ama beğendim. Dolmayı sevdiğim için pişmesi beğendim. Güzel. Pişmiş. Güzel. Pişmeleri güzel evet. Tuzu falan güzel, eksiği var işte. Sumak katılıyorum, ekşisi birazcık ve baharatı eksikti. Dolma da benim de damağım biraz. Ben zaten çok yağlı sevmem. Ekşi yani. Limon tozunlar ekşisi ama demek ki az gelmiş. Herhalde. Normalde kabak da çok güzel yapmışsın. Afiyet. Ama tuzu biraz eksik. Bir de Necla Hanım'ı dinleyelim, diğer Necla Hanım'ı. Cevizleri de yanık. Şimdi dolmanın dediğiniz gibi ekşisi evet. Yoksa tadı tuzu çok güzel. Güzel pişmiş. Evet, çok güzel olmuş. Lahmacunun kıyması güzel, evet hamuru biraz. Aynen. Şimdi bunu da aslında, şey fırında evet buradaki olayları biraz şey yapmamak lazım ama tadı güzel. Ama sert. Bana tadı evet. Da. Aslında dün evde denedim biliyor musunuz? O kadar güzel. Böyle mi oldu? Çok yumuşak oldu. Neden sence böyle sert oldu? Hiç neden. Yani o kendini saldı. Biraz da ince olsun diye bayağı bir açayım dedim. Bu sefer de büyük oldu. Ama evde o kadar güzel oldu ki. Dün denedim yani. Evet. Dün yaptım evde. Gider. Kabak bu değişik bir şey. Bu elmanın üstüne mi koydunuz evet, bunu? Evet, ben sunum olarak elmanın üstüne koydum. Portakala, elmaya koyuyorlar hani öyle. Hani portakala konuluyor. Ben de kabağı yeşil olabilir. Üstüne koydum. Fena değil, güzel. Fena olmuş. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.